diyabeti biz biraz daha şimdi açalım isterim. Hastaları neler bekliyor bu tedavi sürecinde hocam? Tip 2 diyabette de aynı tip 1 diyabette olduğu gibi gene eğitim tabii ki ön planda. Hastanın bünyesinin tanınması yine ön planda. Bu doktor açısından tabii ki önemli. 2, tedavi seçimi. O çok çok önemli. Birkaç grup ilaç var. İnsülin direncini önleyen ilaçlar var. Bağırsaktan şeker emimini azaltan ilaçlar var. Vücudun salgıladığı insülin etkinliğini artıran ilaçlar var. Bu ilaçlar ana gruplarda toplanmış. Bu kişiden kişiye tabii ki değişiyor hangi ilacı seçeceğimiz. İşte o demin bahsettiğim hastanın eğitimi sürecinde, doktorun hastayı tanıma sürecinde doktor zaten belirliyor onun yaşam tarzına göre nasıl bir ilacı seçeceğini. Bütün dünyada metformin denilen ilaç var. Seçkin ilaç bu. İçinde metformin. İçeriği ilaç adı değil, etken maddesi bu. İlaç ismi söylemiyor zaten. Bunun tabii çok çeşitli firmaların ürettiği isimlerde ilaçlar var. 500'lük, 850'lik ve 1000 miligramlık formları var bunların. Şu an izleyen hastalar zaten benimki 850'lik, benimki 1000'lik şeklinde. Ne biliyorlar zaten? Biz bunu kişiye göre, insülin eksikliğine göre, onun egzersiz yapıp yapmama, diyet yapıp yapmama durumuna göre bu miligramı belirliyoruz biz. Bir de bunlarla yanında son 3-5 sene içinde kombinasyonlar da çıktı bu metformin içeren ilaçların yanında. Pioglitazon içeren ilaçlar da var. Bu insülin direncini engelliyor. Artı insülinin etkinliğini artırıyor. Artı şeker hastalığının ilerlemesini de yavaşlatıyor. Yani şeker hastalığı tanısı almış tip 2 diyabetli bir hasta. Eğer iyi takip edilirse, insülin direnci de engellenirse bunlar ömür boyu hiç insülin kullanmadan hastalığını çok güzel tedavi ettirebilir. Ve şeker hastalığı burada gerilemiş oluyor evet. Aslında. O yüzden en başında doktorun çok iyi ilaç seçimi yapması lazım. Mümkünse kombinasyonlar yapması lazım. Bu ilaçlar arasında sinerjiyi artıran ve şekeri daha etkin kontrol sağlayan ilaçlar kullanması lazım. Değil mi? Bunu mutlaka kişiye göre belirlemek lazım.